Şöyle var, bir de fotoğrafını çektirmek. Evet. Arkadaşlar buyurun. Ziyarete ilişkin. Çektin mi? Tamam. Hadi alalım. Tramvaya bineceğiz. Tamam, kim çekiyor? Çekiyor. O zaman kim bakalım. Tamam, o numara. Pardon, bir geç bir iskele kalın. Dikkat ediniz, dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Sayın Başkanım, çok fazla başkanım. Çok teşekkür ederim başkanım. Avrupa'yı indirebilir başkanım. Buradan yerinde tespit edersek çözüm buluruz diye. Biraz yol uzayınca uzaklığımızı düşündüğüm anda dedim ki tramvayla devam edelim biz belediyeye. Geçmişte de çok çok kullanıyorduk. Durunca daha rahat. Başkanım, kızım sizi görmek istiyor. Başkanım. Bazı şeyler birik dokunuyorlar. Çok rahat edeceğim. Hakkı üzere. Başkanım. Tamam efendim. Yoğunluk da ziyaretçilerin de kullandı. Sen nereye gideceksin? Yardımcı olalım. Daha var. Daha var. Tamam. Çapa'ya daha var. Yani baktık şey olmaz. İstanbul kastım. Diyorsun. Annelere paket getiriyorsun. Tabii onu yapacağız. Yani hastaneye götürebilirsin, gezmeye götürebilirsin annelere. 4 yaşına kadar mecliste şimdi burayı getireceğiz. Karar çıktıktan sonra duyuracağız. Merhaba. Artık inince görebilecek beni yani. İnşallah. Birazdan ineceğim. Sayın Başkanım. Merhaba. Var mı inecek? Merhaba Sayın Başkanım. Yurda. Görenci yurda. Aynen. Çakarlı araştırın. Çakarlı araştırın. Yolunuz açık olsun. Seni araştıracağız. Hadi. Çok güzel görünüyor ama yoğun da içerisi. Başarılar dileriz. Başkanım. Amirata. Çek bizi, çek bizi abi. İnşallah hep beraber. Her şey çok güzel oldu. Az bile oldu. Tamam. Hangi bölüm? Şeydeyiz.
seçim tercih yaptınız mı? Yok, biz üniversitede hazırlanıyoruz. Ha, hazırlık bu sene. Ha, yolunuz açık olsun. Başkanım, bekliyoruz. Belediyeden başkanım, başkanım. Avukat Kurban Güneş. Dedi ki bir akşam yemek yiyeceğiz, eve davet ediyorum. Evet, vallahi. Ben de dedim Allah nasip eder inşallah. Başkanım ne içersiniz? Bir fotoğraf çekelim. Sağ ol, öpüyorum. Başkanım, çok teşekkür ederim. Sadir, bir dakika. Dur bir dakika abi. Sağ ol. Başkanım. Ya ne demek, ben en çok oralı... Evet abi. Bir fotoğraf çekelim tamam abi. Başkanım. Geleceğiz. Çok alır, hepsini çok konuşacağız. Bizim İnşallah. İçin buralar çok değerli. Çok konuşacağız. Dükkan da bizim. Başkan. Dur foto alacağım. Bizde randevu var. Buyurun. Belediyede randevu. Geleceğim. Söz. Buyurun. Daha bu ikinci gün. Bir fotoğraf alalım. Allah'ın izniyle geleceğim. Ben de otelcilerim olarak bir fotoğraf alalım. Geleceğim. Yani evet. Geleceğim. Başkanım, bir fotoğraf çekebilir miyim? Olur. Başlayalım. Selamun aleyküm. Başkanım. Başkanım. Allah'a emanet olun. Sağ ol anacığım, sağ ol. Başkan oldun sen. Başkanım. Her canım. Evet, aslında karşılıklı sohbetimizin temel konusu İstanbul. Daha çok önümüzdeki günlerde, aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiği, İstanbul'un sorunlarına, temel sorunlarına nasıl eğileceğimizi, ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Yani çok fazla aslında bu 45-50 günlük süreci konuşamadık ama onunla ilgili de yine ek görüşmelerimiz olacak. Biraz daha hem görevimize başladığımızı, devlet geleneğine, sakinliği gereği halimizi ziyaret ederek önümüzdeki günlerdeki beklentilerimizi, onların beklentilerini, daha çok İstanbul'un neyse bunları paylaştık. Güzel verimli bir sohbet. İstanbul'a çok güzel hizmetlerin iş birliğiyle, çünkü hep devlet halimiz, bizler, kurumlar, kuruluşlar hep beraber seferberlik süreçlerini başlatacağımızı söyledik. Güzel bir soru. Sosyal yardım Şöyle, arkadaşlarım hemen süreci o haberi alır almaz hafta sonu görüştüm. Hatta hemen hızlıca cumartesi sabah bununla ilgili toplantı yaptılar. Ve düzeltildi. Yine hani parkların kullanım açıldığına dair mesajlar iletilmeye devam ediyor. Eksik falan olursa da. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Yani sadece bir teknik sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Giderildi. Şu anda kartlar kullanım açık. Değil. İnceliyor arkadaşlarımız. Sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde bunun kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde bir düzen oluşturacağız. Kaldı ki fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştim.
hızlıca burada devreye sokacağız. Dolayısıyla keşke bu ve bunun gibi düzenlemeler devam etsin. Bu normalleşmenin de bir parçası. Yani sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun takım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabii bu 5 yıllık dönemin bir başlangıcı. Dolayısıyla özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımız birinci oyuncu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Ve de özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira Vali Bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Yani bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Ama bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da buna az önce anlattığım benzeri bir takım gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim. Belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamalarıyla kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamalarıyla İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Onun için her kuruşunu, her lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun lehine, çıkarına ve geleceğe güzel şeyler hazırlama adına harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. Bu değerli bütçeleri en verimli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Araçlarla ilgili ve ikinci köprünün tamiratı ile ilgili olarak yapılan tamiratla ilgili olarak yoğunlaşan alanlarımız var ya da haklarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içerisinde de size bilgi aktaracaklar. Ben bir kısım raporunu aldım. Bir kısmını daha inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek. Yine yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarını yoğunlaştıracak tedbirlerimizi aldık. Yine bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da bunu gözleyeceğiz. Çünkü biz özellikle bu yaz döneminde turist sayısının yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönüp, rakamlara dönüp çok daha fazlasını bekliyoruz. Özellikle bu yaz ve sonbahara dönüp doğru. Dolayısıyla yaz döneminin de o turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Hepsi takip altında. Tabii bugün ikinci mesai günümüz biliyorsunuz. Ama yine de bu tür sorumluluk sorularıyla karşılaşmam beni mutlu ediyor. Şöyle temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa birazdan işte bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Ama tahmin ediyorum ki ya tamamı ya büyük bir kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık. Tabii izin alma hakları vardır. Buna bir şey diyemem. İstifa eden de var zaten. Dolayısıyla bundan sonra biz işimize bakacağız. Biz nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi. Görüşmelerini devam ettirecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Ve bu anlamda özellikle kurum içi hafıza en üst seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir başka söylediğinizde hani iştiraklerle ilgili yönetim kurulunda olmalarına dönük elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değişimlerine dönük çalışmalar arkadaşlarım sürdürüyorlar. Bir kısım genelgeyle ilgili sorun çıkar çıkmaz yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz. Ve o noktada çok gerçekten yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem
şeffaflığı, hem gelirlerini arttırıcı, hem de bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamda yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalar bekliyoruz. Evet, teşekkürler.